Bugün ne yapacağız? Bugün bir parça belirsizliğe doğru gireceğiz. Belirsizlikte nasıl durabilirim? Belirsizlikle nasıl oturabilirim? Belirsizliğin içerisinde huzurumu nasıl bulabilirim? Kendimi nasıl güvende hissedebilirim? Me doğru geçiş yapmak istiyorum. Belirsizlikle çalışmalarım da benim hocalarım, spiritüel hocalarım hep aynı şeyi söylerler. Derler ki herkesin belirsizliği kendisine, herkesin zaman çizelgesi, bilgeliği, bilinci farklı. O sebeple de yapılması gereken tek şey var. Öncelikle nerede olduğunuzu görmek, hangi soruların peşinden gittiğinizi görmek ve onları bulmak. Sorguladıklarınız sizinle alakalı. Sorguladıklarınız size yaklaştırmak için oluyor. Ve tüm hayat yolculuğu da zaten yaşadığımız tüm deneyimler, gördüklerimiz, duyduklarımız, belki şok edici haberler, inanamayacağımız derecede yaşantılardan çıkan sonuçlar hepsi sizin hayatınızla ilgili. Bireysel olarak bir şeyler yaşıyoruz. Evet ve şu dönem aynı zamanda kitlesel olarak da beraber deneyimleyeceğimiz olaylar da oluyor ve olacak da. Sizler nefeslerinize doğru bir dönün. Ana gelin. Tüm enerjiler kalbe doğru akmaya başlasın. Ayaklarınızdan yukarıya çektiklerinizle yukarıdan aldığınız tüm enerji kalpte buluşsun. Yumuşak nefeslerle kalp alanınıza doğru gelin. Bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Eklemek isterim ki sağlam bir hayat bütünsel yaşamdan çıkar. Beden, zihin, ruh bütünlüğü. Olayları bütünsel görebilmek. Tek taraflı bakmadan daha geniş perspektiften görebilmek. Ruhun gözünden de bakabilmek tüm yaşantınıza. Olan her şeye sağlam bir hayattır. Merkezinizi sağlamlaştırır, köklerinizi sağlamlaştırır. Deneyimleri olduğu gibi algılayabilmek. İyi, kötü, doğru, yanlış demeden. Olacakları, olanları olduğu gibi kucaklayabilmek. Köklerinizi sağlamlaştırır. Kalbinize iyice yerleştikten sonra şimdi bir sorunuzu hatırlamanızı isteyeceğim. Herhangi bir soru ama kafanızın içinde genellikle denk geldiğiniz bir soru olsun. Genel yaşantınızda veya son 1,5 yılda en çok sorguladığınız bir soru. Üzerinde en yoğun düşündüğünüz bir soruyu bulun.
Ve şimdi sessizliğinizde ben de susacağım. Kendi meditasyonumu başlatıyor olacağım sizlerle birlikte. Benim de sorum var, buldum biraz önce. Şimdi sessizliğimizde o soruya şunu soracağız. Bu soruyu soran kim? Bu soruyla meşgul olan kim? Bu soruyu üreten kim? Benim hangi tarafım, hangi parçam bu sorunun peşinden gidiyor? O parçayı daha çok tanıyalım. O parçamıza daha çok yaklaşalım. Sorunun kendisi önemli değil, soruyu soranı tanımamız daha önemli. Bu soruyu soran kim? Şimdi burada duralım biraz. Ve eğer aklınıza gelen soruyu, üreten kimliğinizi tanıdıysanız, yaklaşabildiyseniz, şimdi sessizliğimizde hiçbir şey yapmadan o tarafınızla, o kimliğinizle yan yana bir süre oturun.
derin, yumuşak ve yavaş nefeslerle ana doğru gelmeye başlayın. Şimdi tüm imgeleri yavaş yavaş bırakın. Eğer bir bilgi veya içsel bir bilgelik geldiyse onları yazmak isteyebilirsiniz. Dediğim gibi belirsiz dönemlere gireceğiz. Ve bu belirsizliğin içerisinde şunları hatırlayın. Bilmemek çok çok cool. Bilinmeyenin içinde sağlam ve açık kalplilikle kalabilmek çok karizmatik, çok öğretici. Bu halde durabildiğinizde ruhunuza açılan kapıyı aralamaya başlıyorsunuz. Sorular geldiğinde, ki o soruların peşinden gidin zaten, belirsizlikte korku, kaygı, endişe duygularına girmek yerine şu anda benim kafamı yoran soru nedir diye onu bulun. Ve bulduğunuzda o soru geldiğinde aklınıza veya farkındalığınıza birilerinin cevaplarının veya öğretilerinin peşinden gitmeden önce bu soruyu soran kim diye merak edin. O yönünüzü, o kişiliğinizi bulun, onunla tanışın, ona yaklaşın. Sorularınızı üreten kimliklerinizi yakından tanımayı hatırlayın. O zaman hem kendinize yaklaşacaksınız, hem de anda var olan, size kendisini göstermek isteyen tüm mesajları, işaretleri görüyor olacaksınız. Bu meditasyonu da hatırlayın ve tekrar etmeniz gerektiği kadar da tekrar edin. Cuma sabahı 6:30'da tekrar görüşmek üzere. Sağlam, merkezinizde, kalbinizi açabildiğiniz kadar açarak geçirin bu vakti. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.